İncelemesinin gelmesi biraz zaman aldı. Ancak bu saatin pilini bitirmek için bu kadar zamana da ihtiyacım vardı doğrusu. Honor Watch GS Pro ile 25 gün değil, totalde 40 günü devirdim. Herkese merhaba. Ben Ercan Uğurlu. Evet Honor'ı en çok akıllı telefonunu tanıyoruz ve e, ama son dönemde saatler ve fitness takip cihazları ile tanıştık. E, hatta bunlarda Honor Magic Watch'u da daha önce incelemiş olabilirsiniz. Bu defa ise ciddi şekilde etkileyici bir ürünü elimde daha doğrusu kolumda 25 güne kadar pil iddiasında olan yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu bu videomuzda önemli özellikleriyle inceleyeceğim. Hatta en can alıcı kısmını en başta söyleyerek başlayalım. Bu saat yaklaşık bir 1,5 aydır kullanıyorum. 17 Kasım'da Instagram'dan sonra da atmıştım hatta. 17 Kasım'da ilk kez kutusundan çıkartıp koluma takmıştım ki o tarihten itibaren de sadece iki defa, iki defa sadece gerçekten şarj ettim. Bu da Hanrın iddiasını doğrulayan bir tecrübe oldu doğrusu. İnceleminin geç kalma sebeplerinden biri de budur. Yoksa teknik özelliklerinin okunduğu ve kozmatik açıdan değerlendirebilecek bir inceleme e, ürünün e, elime ulaşmasından bir gün sonra da yayına gelebilirdi. Ama anlamı olmazdı. Her neyse e, bu süre içinde normal kullanımda ve yoğun kullanımda deneyimleme şansı buldum e, bu saate. Sadece performansıyla değil görünüm ve sağlamlığıyla da kendinden gayet memnun bıraktığını net olarak söyleyebilirim. Şimdi saate biraz daha yakından bakalım. Saat üzerine 1.39 inç büyüklüğünde ve daire şeklinde bir ekran yer alıyor. Bu ekran AMOLED paneli, sahip ve 454x454 piksel çözünürlüğüne çözünürlükle görüntü üretiyor. Kadrın çevresini kaplayan kasa e, paslanmaz çelik malzemeden oluşuyor ve gayet kalın yapısıyla oldukça dayanıklı görünüyor. söyleyeyim. E, Kaldı ki saat zaten bu arada askeri sınıf MIL-STD-810G e, testlerine geçmiş durumda. Bu testin anlamı da saatin 14 farklı koşulda dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani yüksek ısı, işte yağmur, düşük basınç, e, kum ve toz gibi faktörlere karşı test edilmiş durumda. Ayrıca 5 ATM sertifikasıyla da 50 metreye kadar suya dayanıklılık da gösteriyor bu saat. E, Honor Watch GS Pro 3 farklı renk seçeneğine sahip. E, elimdeki kömür siyah renginin yanı sıra ayrıca kireç beyazı ve kamuflaj mavisi renkleriyle de güzel görünüyor. Elbette biraz kalınca durduğunu kabul etmek lazım. Yaklaşık bu arada 50 gramlık ağırlığıyla da kendini kolda hissettiriyor. Bu nedenle gerçek anlamda maskülen tasarıma sahip bir akıllı saat arayanlara hitap ediyor demek doğru olacaktır. Fakat saatin kayışını oldukça beğendim. Silikon kayış ve terletmiyor, altı setme uzun kullanımlarda. Hatta çok fazla üzerinde delik bulundurması da önemli bir detay. Böylece ince veya kalın e, bileklerde çok rahat kendine yer bulabiliyor. Watch GS Pro'nun özellikleri aslında yakın dönemde gördüğümüz e, akıllı saatlerden pek de farklı değil totalle baktığımız aslında e, en yakın rakibi bunların tabii ki Huawei tarafında e, GT2 Pro modeli olurken saatin ana özellikler arasında kuşkusuz telefon entegrasyonu olması yanında işte kalp ritmi ölçebilme, SPo2 yani e, kandaki oksijen kandaki oksijen doygunluğunu tespit edebilme ve işte uyku stres takibi yapabilme gibi yetenekler yer alıyor. Bu arada saatin kalp ritmi e, ölçümü konusunda gerçekten de çok doğru sonuçlar ürettiğini söylemem lazım. Bunu gerçek anlamda deneyimledim. Evet sadece bu kadarla sınırlı değil. E, daha fazlası da var. E, tümünü etkin biçimde kullanabilmeniz için ise telefonunuza Huawei sağlık uygulamasını indirmeniz ve saat ile eşleştirmeniz gerekiyor ki bu da oldukça basit bir işlem zaten. Saati uygulama ile eşleştirdikten sonra saatin sizin hakkınızda tüm topladığı sağlık verilerinizi bu uygulama üzerinde ayrıntılı şekilde görebiliyorsunuz. Honor Watch GS Pro'da spor konusunda geniş bir yer sunuyor bizlere. Yüzden fazla antrenman modu bulunuyor ve tabii ki dahili GPS yer alıyor saatte. Ancak saatte bir takım özel modlar da mevcut ki özellikle ekstrem sporlarla uğraşanlar ve gezginler bunlardan bir hayli yarlanacaklardır. Şimdi bunlardan biri kayak modu oluyor. Böylece kış sporlarına ilgi duyanlara yönelik bir saat oluyor Watch GS Pro. E, ortalama tempo, en büyük eğim, tırmanılan mesafe e, ve yakılan kalori miktarını görüntüleyebilen saat, gezginlere yönelik olarak ise adeta hayat kurtarıcı kilit bir özelliğe sahip. Bu da rotodan dönüş özelliği. E, saatte yer alan yüksek hassasiyete sahip yerleşik çift uydu konumlama sistemi sayesinde dönüş yolu çok rahat şekilde saat üzerinden takip edilebiliyor ve bu da doğada kaybolmanın önüne geçiyor. Böylece geziye çıktığınızda gönlünüz rahat olabilir. Ee, tabii ki bunun en büyük destekçisi saatin bahsettiğim şahane pil ömrü. Saatin sahip olduğu özellikler hemen hemen üst seviye akıllı saatlerle yakın seyrederken en can alıcı ve dikkat çekici özellik pil ömrü oluyor. Başta da söylediğim gibi zaten bu saatte 25 günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Plan işiniz bu anlamda yok. Hatta daha alımlı kullanımlarda bu süreyi de aşıp bir ayı da devirmeniz gayet mümkün. Şimdi dediğim gibi ben saati 17 Kasım'dan bu yana aktif olarak kullanıyorum ve bugüne dek iki defa sadece iki defa şarj ettim. Bu arada şarj döngüsü bu kadar az olunca gerçekten de şarj aletini nereye bıraktığınızı unutuyorsunuz. Aman dikkat diyeyim ben de evi taşıdım bu arada. Gerçekten ilk başta bulamadım falan bayağı bir unutmuşum bir yerlerde. Çantanın içinde buldum en sonunda. Neyse ki kotardık. Ee, saat ile aktif kullanımda ise hani 25 günü çok rahat çıkartıyorsunuz ama yoğun kullanım senaryosu nasıl oluyor? Ee, bu anlamda pil ömrü 14 güne kadar uzayabiliyor. Yani 25 gün değil 14 günlük performans çok yoğun kullanımlarda. Ancak aktif kullanım dediğim kısımda zaten pek çok seçenek açık durumda. Bunun içine de devamlı kalp ritmi takibi ve uyku modu aktifken, turistik özelliği aktifken günlük yaklaşık 15 dakika kadar spor yaptınız ve sosyal medya uygulamalarında alınan Bildirimler de açık olduğu halde bu anlamda 25 günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Daha yoğun kullanımdan kastımız ise e, GPS açık olduğu, işte spor süresini biraz daha uzatırsanız, süreleri biraz maksimize ederseniz bu anlamdaki senaryoda da 14 günlük bir performans alıyorsunuz ki bence bu da gayet yeterli aslında. Sonuç olarak Honor Watch GS Pro ile güzel bir saate imza atmış. Özellikle uzun pil ömrü, Saatin alamet farikası oluyor tabii ki. Maskülen tasarımı ve nitelikli bir saat akıllı saat arayanlar tarafından da çok beğenilecektir kanaatindeyim. Elbette spor takip becerileri ve gezginler özel yetenekleri yetenekleriyle beraber kullanım alanında bir hayli genişliyor. Bu anlamda mantıklı bir seçim olabilir. Bu arada atlamayayım. Saatin üzerinde bir hoparlör ve mikrofon da yer alıyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Böylece telefonunuza gelen çağrıları direkt saat üzerinden cevaplandırabiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz karşı tarafta. Ancak... Ses iletim performansının pek beğenmediğimi söylemem lazım. Karşı tarafın gelen sesi biraz boğuk geliyor. Benim de yine aynı zamanda karşıya ulaşan sesim yine biraz kısık ulaşıyor, boğuk geliyormuş. Bir diğer eksisi de ekran gecikmesi oluyor. Ekranla parmağınızı gezdiriniz ekran arasında geçerken gecikmeyi hafif de olsa görüyorsunuz. Bu sizi rahatsız eder etmez, o ayrı bir şey. Saatin fiyatı ise herkesin erişebileceği şekilde değil. Bu segmentik fiyatlarla zaten eşdeğer aslında. 1933 TL fiyatla şu an bulabiliyorsunuz. Biraz da indirim varmış. Ee, ama hani ileride bu fiyat iner mi çıkar mı artık e, buna siz bakacaksınız. Satın alma aşamasında da onu da değerlendirirsiniz diyelim. E, ve artık incelememizi burada noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın cevaplamaya çalışayım. E, ve videoların devamında gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim diyelim. Ve incelememiz noktaların ben Ercan Nur'u bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.